Bitrate'i 2500'e çekiyorum, çalışıyor. Bitrate'i 5000'e çıkarıyorum, drop girmeye başlıyor. Benden çıkış miktarına bakıyorum. Benden çıkış miktarı 8000. Ya kardeşim, bu Twitch artık 5000 bitrate alamıyor mu? Amazonsun ya sen. Anlamıyorum arkadaş, nedir yani sıkıntı ya? Ulan ben bu eve simetrik internet bağlattım ekstradan ya. Harbiden hakaret edeceğim ha. Arkadaşlar, internetle alakası yok. Bir yandan speed teste bakıyorum. 9.5'a 9.5 hızım. Ya ben buradan 8000 çıkış çok temiz verebiliyorum şu anda. Twitch alamıyor. E arkadaş, sen Twitch desen de yayında alamayacaksan. Ne abi bu? Biz buraya HD kamera aldık, yayın vereceğiz diye ya. Anasını sattığımın Amerika'sın. Ya şimdi sorun ne söyleyeyim. Bu kişi galiba yayın yapmakta zorlanıyor. Takılma oluyor galiba. Ne bileyim falan filan. Normal şeyler bunlar. Twitch'in neden Türkiye'de server'ı yok? Söyleyeyim neden yok. Çünkü bildiğiniz durumlardan yok. Twitch Türkiye'de ofis açmıyor. Twitch'in Türkiye'de ofisi yok. Açarsa vergi verecek çünkü. Ondan sonracığıma. Ofis açmıyor. Çalışanı yok Türkiye'de. Doğru düzgün. Çalışanları yok diyeyim yani daha doğrusu. Ha. O yüzden server mörver. Aslında server'a da gerek yok. Herhalde ufak bir internet bağlantı sorunu olmuştur orada. Ne var, o herkes de oluyor. Bende de oluyor valla. Benim yayınlarımda da. Ben de burada 135 megabite 12 megabit upload kullanıyorum biliyorsunuz. Simetrik değil, uzaydan da bağlansan. Burası Türkiye. Türkiye'de oluyor bu işler. Kendisi Türkiye'den bilmiyorum ama. Maalesef inanılmaz bir altyapı sorunumuz var. Mesela benim şey de burada, bakın burada inşaat var hemen yanında biliyorsunuz. Bak şu ışık alanı inşaat alanı, tamam mı? Tamam, orası. Evet, orası aynen. Orada yaklaşık 3 aydır biliyorsunuz Discord'da çığlıklar ata ata artık böyle. Yayın açamayışımın sebebi de zaten büyük olasılıkla buydu. Sıcaklar falan da yüzünden. Neyse, artık ikisi de bitti sayılır. Bunun tak tak takı da bitti. Klima da bitti. İnşaat yapıldığından beridir benim internet hızım 20 megabitlere falan düştü. Yani böyle 20 ile 40 arası gidip geliyorum. Birkaç defa 50'yi falan gördüm. 3 aydan beridir bu sorun var. Ha, ihtiyacım yok. Yani zaten benim içinde bulduğum platin paket, Süper Online'ın süper tarife platin paketi 2015'in Kasım ayında girmiştim ben. O zaman girdiğim zaman 50 megabitti. Sonra Süper Online bunun hızını kendi kendine arttırmaya başladı. Yani altyapın da olsa, istersen ayda git 1000 lira para ver internete, istersen simetrik bağlat, istersen uzaylı interneti bağlat, istersen bilmem neyin nesini bağlat. Fark etmiyor. Burası Türkiye. Ne Twitch'in milyar dolarlarının bir anlamı var, ne senin cebinden çıkan paranın bir anlamı var, ne senin oturduğun bölgenin bir anlamı var. Milleti görüyoruz burada, Süper Online binasının yanında adam diyor ki internete giremiyorum diyor. Yani yanında yani, ya da Türk Telekom binasının yanında bir sürü insan var öyle internette biliyorsunuz. Ha, o yüzden olabilir, bunlar anlık şeylerdir falan filan, yani yüzlerce defa oluyor. Aynı zamanda ne Twitch'in Türkiye'de ofisi var, ne YouNow'un Türkiye'de ofisi var. Efendim işte YouTube'un ofisi şeyde, Google'ın ofisi o da. Dördüncü Levent'te. Ondan sonra kanyonun karşısında. Kanyonun oralarda yani sayılır. O şey binalarının orada. Neydi o? Bankalar var ya hani. Yapı kredi, mapı kredi, bilmem ne kredi. Sabancı binası falan. Onun oralarda. D-Live'ın var mı? Bilmiyorum. Onların da yok galiba ofisi. Yani. Neyse. Durumlar bunlar. Yani büyütülecek şeyler değil bunlar. Geçer. O kadar dert etmeyin. Twitch'in Türkiye'deki hali değil yalnız o. Türkiye'nin Twitch'teki hali o. Twitch'in Türkiye'deki hali değil. Türkiye'nin altyapısızlığı yüzünden Twitch'teki hali bu. Yani donuyor yani, takılıyor. Ayda şu an ben 100 lira veriyorum. Benim paket 250 lira falan. 220 lira mı, 250 lira mı, ne öyle bir şey. Platin tarif, platin paket benim internetim. Takılıyor yani. İstediğin şeyi ver, bitrate'i ver. İstersen partner ol, istersen bilmem neyin nesi ol. Fark etmiyor.